Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine soru cevap kısmında yorumlara cevap veriyor olacağım. Yorumlarda bazen linkler geliyor sizden. Link dediğimiz işte kuşumuzun resmini, fotoğrafını bize gönderiyorlar. Burada işte cinsiyet, yaş ve hastalık olabilir. Ne bileyim ırkıyla alakalı olabilir. Bazı bilgiler talep ediyorsunuz. Bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şu anda yine videomuz üzerinde sayfamızdan bir bakalım. Selda Yurt isimli takipçimiz bir tane göndermiş. Cinsiyetin ve yaşını öğrenebilir miyim demiş. Evet, baktığımızda böyle bir kuşumuz. Bunu büyüttüğümüz zaman şöyle büyütelim. Hemen aşağı biraz çekelim. Şimdi flash ile çekilmiş. Flash çekildiği için bu parlama olmuş burada. Normal şartları erkek bir kuşa benziyor. Ama burada hafif burun deliklerinin orada yine bir beyazlık söz konusu. Yaş olarak bakarsak ortalama 3 ay civarında diyebiliriz. Ama cinsiyet konusunda flash ile çekmeden, aydınlık havada ve flash ile çekmeden bir tane gönderim yaparsanız daha net olabilir. Ama benim şöyle bir genel kanım erkek olduğu yönünde sevgili arkadaşlar. Onu da yine size hatırlatmak isterim burada. Evet, böyle bir kenara aldık bunu. Bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Gözde Yurdokul demiş ki merhaba, benim muhabbet kuşumun cinsiyetini ve yaşını söylerseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Linke tıklıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çekinik bir kuşumuz bu. Erkek bir kuş. Erkek bir kuş dediğimiz zaman genel anlamıyla mora yakın bir gaga şeyi var, CR yapısı var. Burada buna erkek bir kuş diyebilirim sevgili Gözde Yurdakul. Bunu da onaylıyorum. Evet, selamlar, YouTube kanalınız için rahatsız ettim. Para kazanması açıkçası alabilirim demiş. Teşekkürler. Şu an kanalımı satmayı düşünmüyorum. Evet, Baran Çiltepe. Selam abi, sana bir sorum olacak. Benim diş kuşum 5 yumurta yaptı ve bugün kuluçkanın 11. günü. İlk günler dişi yuvalıktan çok az çıkıyordu. Şimdi ise sık sık girip yumurtaya oturuyor. Nedeni nedir demiş. 11. günü ve ilk günler dişi yuvalıktan çok az çıkıyordu. Şimdi sık sık girip çıkıp yumurtaya oturuyor demiş. Herhalde şunu demeye çalışıyor. 11. güne kadar sürekli oturuyordu. Şimdi sürekli girip girip çıkıyor. Şimdi birinci nedeni kuşta stres olabilir. İçerisinde yuvaların içerisinde onu rahatsız edecek bir durum, böcek, bit vesaire tarzı bir şey olabilir. Üçüncüsü ise erkek eğer yeteri beslemiyorsa muhabbet kuşunun eşini, dişisini, ona kusma yapmıyorsa dişli ister istemez yem yemek için dışarı çıkmak durumunda kalacaktır. Genelde erkek muhabbet kuşları yemi yer yer içeri girer ve dişiyi besler, kusar. Bunu yapmıyorsa dişi mecburen kendisi dışarı çıkıp yeme ihtiyacını gidermek zorunda kalıyordur Baran Çiltepe. Bunu özellikle dikkat et. Bir yuvanın içine bak. Eğer içinde bir böcek vesaire durumda söz konusu olabilir. Bir Serkan böyle bir şey yazmış. Teşekkür ederim. Çok manalı bir şey olmuş. Oyun krallığı, bunlar çiftleşme uygun mu demiş ama gördüğünüz gibi bulanık bir resim. Buna maalesef ki cevap veremiyorum. Lütfen attıklarınıza net olması konusunda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle bir tane atılmış. Şimdi şunu çekiyorum aşağı. Bu da bulanık ama yani yüksek ihtimal erkek bir kuş. Biraz hasta gibi duruyor. Böyle bir kabartmış kendini. Efecan, net olsa net cevap veririm ben sana. Abi yaşı kaç, eğitilir mi? Yavru alabilecek yaşta. Abi yaşı kaç, eğitilebilir mi? Yavru mu eğitilebilecek yaştaki? Demiş. İkizler Android. Büyütelim. Bir kere şöyle diyeyim. Alın kısmı açılmış. Alın kısmı açıldı demek bir 6 ay civarına gelmiş demek diyebiliriz. Gözünü göremediğim için irisinden size net bir tahminde bulunamıyorum. Ama kuş belli bir yetişkinliğe gelmiş gibi duruyor. Açıkçası çok fazla ben bununla vakit harcamam. Çünkü belli bir aya gelmiş kuşlar biraz daha zor eğitilebiliyor. İkizler Android, yavru bir kuş almanı tavsiye ederim. Harun Polat yaş tahmini alabilir miyim diye sormuş. Bakalım şöyle bir Harun Polat'a yaş tahmini vereyim ben sana. Alnı açık. Ceresinden erkek olduğu ve yavru olduğu belli. Çünkü daha rengi oturmamış. Bir tane daha göndermiş.
Buradan tepeden görmemiş. Alnını göstermek istemiş herhalde. Şöyle büyütelim. Alnına bakayım. Yani alnı açık ama bunlar zaten çekinik genli oldukları için alnı zaten açık olur bazılarında. Bu çok bir referans değildir maalesef ki. Opallerde de böyledir. Opallerde de mesela kafa yapısında çizgi yoktur. Yani yaş olarak şunu söyleyebilirim. Ortalama yaşı bence 4 ayın üzerinde değildir. Brennan Tierra. Merhaba, YouTube kanalınızı ilgileniyorum. Para kazanma etkinliği, ciddi alıcıyım. Etkin para kazanması ama satmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yakup Eken demiş. Ne demiş bize? Yaş, cinsiyet, yaş. Şimdi kuşun hiçbir şey gözükmüyor. Yaş, cinsiyet, büyüttüm. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani erkek olması muhtemel. Ceresi biraz daha koyu duruyor ama hani bu kalitedeki bir fotoğrafla maalesef ki net bir şey söyleyemem Yakup Eken. Kusura bakma. Hakan Sebat demiş ki, Hakan abi, cinsiyet ve yaşı nedir? Evet, cinsiyet ve yaşı. Yani yandan çekmişsiniz. Keşke önden çekseydiniz. Yani yandan sanki burada bir kızarıklıklar var. Dişi olduğunu düşünüyorum ve sanki kızışma noktasına gelmiş gibi duruyor ama işte dediğim gibi hani duruyor, ediyor falan demek zorunda kalıyorum. Çünkü net bir fotoğraf olmadığı için Hakan Sebat, açıkçası net bir yorum yapamıyorum. Size zahmet, bu kuşun cinsini söyler misiniz? Kim söylemiş bunu? Sevgili Mehmet Daşik. Bakalım hangisinden bahsediyor? Burada bir sürü kuş var. Bunu geçelim. Evet. Erkek bir muhabbet kuşu. İngiliz yavru. İri bir yavru olacak. Evet. Benim de vardı. Aynı birebir. İngiliz. Bazen de kırık kuş oluyor. İngiliz ile jumbo çiftleşmesinden kırık kuşlar olabiliyor. Pro Game HD. Merhaba abi, sana bir soru sormak istiyorum. Abi, benim bir tane erkek muhabbet kuşum var ve ona 7 aylık dişi aldım. Genelde muhabbet kuşları erkek dişi kuru yapar diyelim ama bende dişi erkek kuru yapıyor. Sence benim aldığım kuş dişi mi erkek mi? Rengi de iç kısmı beyaz, kenarları mavi demiş. İç kısmı beyazsa, kenarları maviyse dişi bir kuştur. Bakalım, bir de fotoğraf yüklemiş galiba. Bu 7 aylık bir kuş değil. Ama net de değil fotoğraf. Yani arkadaşlar, şimdi şöyle baktığım zaman çok net emin olamıyorum. Yani tamam, şuralarda bir morluk hafiften var ama beyazlık da var. Hani buna dişi mi erkek mi diyebileceğim bir durum maalesef yok. Şöyle uzaktan da bakıyorum ama yani çok kararsızım ve bu 7 aylık bir kuş değil bu arada. Bu taş çatlasın 2 aylık bir kuştur. Kaç demiş? 7 aylıktı dişi. Eğer bu dişi ise bu dişi değil. Yani şey değil, yavru değil, 7 aylık. Onu söyleyeyim. Bu en az 2 aylık bir kuş. Taş çatlasın 2-3. 3 olur yani. Başka da olmaz. Fotoğraf kalitesiz olmuş. O yüzden ona da açıkçası net bir cevap veremiyorum. Sevgili ProGame HD. Evet, bunu da okeyleyelim. Onayladık ama bir türlü gitmedi. Emir Aktaş ne demiş? Abi, bunların yaş ve cinsiyetlerini söyler misin demiş. Bakalım. Boş. Bakalım. Boş. Bunlar demek ki boş. Bunu da bakamıyoruz maalesef. Şöyle kaldıralım. Ne demiş? Kim demiş? Behiye Mengüç. Ben dişi kuş aldım ama gözümün önünde intihar etti. En büyük servet sağlıktır demiş ki, o nasıl oldu Behiye Hanım? İyi akşamlar. Bu arada benim sultan papağanı da ben konuştukça bana reaksiyon veriyor. Evet. Umut demiş ki, bunun ırkı nedir? Evet. Erkek bir kuş ve yerli bir kuş. Zaten hamam böceği de kendi de cevap vermiş bunun altına. Doğru söylemiş. Evet.
Murat Öztürk büyük adamsın, bunca insana cevap verip yardımcı olmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. İnşallah hak ettiğin yerlere ulaşırsın. Murat Öztürk çok teşekkür ederim. Bu zaten bir yıl evvel yazmış. Buna cevap olarak da don't look at me, I am not hidden arkadaşımız da abi kuşun cinsiyetine bir bakar mısın, ben kız diye biliyorum demiş. Erkek bir kuşa benziyor. Evet. Benim düşüncem erkek. Dişi değil. Bilginiz olsun. Onu da söylemiş olduk. Var mı başka? Burada mail var mı? Şöyle bir aşağı bir bakalım. İşte yorumlar geliyor. Bazı yorumlarda link koyuyorsunuz. Teşekkür ederim ama İşte o şeyler sıkıntı oluyor maalesef ki. Evet, yorumlara başka yerden devam edelim. Hocam dişi erkekten büyükse çiftleşme olur mu? Güzel bir soru. Dişi erkekten büyükse fizikçe mi büyük, yaşça mı büyük? Eğer yaşça büyük olduğunu düşünüyorsanız dişinin erkekten büyük olması bir sıkıntı yoktur. Ama şöyle bir sıkıntı olur. Mesela sizin dişi erkek 5 aylıktır, 4 aylıktır. Dişi 1 yaşındadır. Bu sıkıntı olur. Doğru. Evet, sıkıntı olur. Ama erkek 2 yaşındadır, dişi 3 yaşındadır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Fizikçe olarak sorarsanız da dişinin büyük orantılı olması erkeğin ona hakimiyet kurmasını zorlaştırır. Çiftleşmesi, popo popoya değdirmesi sıkıntı olabilir. Bunun haricinde bunu başarabilen muhabbet kuşu olursa herhangi bir sıkıntı olmaz sevgili arkadaşlar. Bunu cevaplamış oldum. Hayvanlarım isimli takipçimiz. Gülçin Ejder demiş ki merhaba, bir tane muhabbet kuşum vardı. İkincisi de geldi ama ikincisi çok kaşınıyor. Dediğiniz gibi beyaz bir şey döküyor. Silkelendiği zaman bir tespit nasıl yapılır hayvanlarda? Evet. Şimdi bir tane vardı, bir tane daha geldi, kaşınıyor. Şimdi geldiği yerde bir sıkıntı yaşamış olabilir, hayvan tüy dökümünde olabilir. Mesela benim şimdi sultan papağan tüy dökümüne girdi, alıyorum kaşıyorum mesela, bırakıyor boynunu. Bu bıraktığı zaman kaşıdıktan sonra elime bakıyorum, elim böyle beyaz beyaz oluyor. Buralarını kaşınca üstümü mesela kepek kepek dökülüyor. Bu deri kurumasıyla alakalı olan bir şeydir, tüy değişiminde olan bir sıkıntı durumdur. Normaldir yani, bunun dert edeceğiniz bir sıkıntı yok. Yulaf verin, yulaf tüylerin daha güzel çıkmasını sağlar. Vitamin takviyesinde yapın bu arada. Evet, bu bir taneyi geçtik arada. Evet, bir arkadaşımızı geçtik. Onu hemen yakalayalım. Kimi geçtik? Şurada. Evashini Setfas. Abi benim kuşlarım iki tane. Biri dişi bir erkek. Bugün erkek olan kuşumun dişi kuşa kuşuma gagasıyla tutuyordu. Kuyruğundan ve bazen kanından neden yapıyorlar? Acaba çiftleşmek mi istiyor? Kız mı pas vermiyor? Anlamadım. Doğrudur. Genelde muhabbet kuşları cilveleşme yaparlar. Gider işte ayağını gıdıklar. Kanadını çeker. Kuyruğuyla oynar. Bunları yapar. Bu paslaşma ve ona cilve yapma anlamına gelebilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Dişi ve erkeklerde belirli dönemlerde bunlar yaşanabilir. Biraz zamanla bekleyerekten şey yapabilirsiniz, ismini söyleyeyim. Çiftleşme noktasına gelebilecek, kıvama gelecekleri zaman olacaktır. Tabii dişi buna hazır olduğu zaman. Arzu Dursun merhabalar. Muhabbet kuşum 2 aylık, neyle besleyeyim demiş. Sevgili Arzu, muhabbet kuşlarını her zaman yemle besleyebilirsin. Bu dönem içerisinde ekstra bir takviye, ekstra bir gıda yapmana gerek yok. Mevcut karışık kaliteli yemlerle beslene imkanı olabilir. Ali Özbay, merhabalar, yağlanma konusuyla alakalı değil ama bir konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kafeste beslediğim ve her gün saldığım bir muhabbet kuşu var. Bu muhabbet kuşunun göğsünden dışkısını yaptığı yere kadar olan bir çizgi var. Bu belirgin bir şekilde dışarıdan gözüküyor. Ne anlama gelir? Şimdi çizgi olayı, birincisi hayvan zayıflamış olabilir. Bundan kaynaklı olabilir. Yağlanma alakalı değil demiş zaten, evet. Şimdi hayvan normalde zayıfladığı zaman o içeriye çöker, bu karın kısmı, ve orada sanki bir çizgi tüy varmış gibi gözükür. Bu bir de çok fazla yumurtaya yatan kuşlarda artık zayıflamaya bağlı olarak da gözükebilir.
Bu zayıflamayla alakalıdır. Şöyle bir hayvanın bir elleyin. Kursağı dolu mu? Göğüs kısmı nasıl? Kemik. Şurada bir göğüs kemiği vardır. Çok sivriyse bu tehlikelidir. Kuruma, ekoli hastalığına neden olabilir sevgili abi. Buna dikkat et. Eğer zayıf olduğunu düşünüyorsan vitamin takviyesi yap ve güzel mamalarla besle, dalları al. Bu hayvana iyi gelecektir. Orhun Yusuf YT. Abi yalnız o kafes paslı hayvana zararlı pasta olması demiş. Belirli yerlerde pas var, doğru. Çünkü gidiyor oraları kemiriyor. Ben bu kafesi ikinci el almıştım. Pet Shop'tan aldığım zaman. O zaman bu şekildeydi. Belli yerlere ojeyle esasında bu boya da sürebilirim. Ojeyle sürüp de oraları da kapatabilirim ama bazen gidip oraları tekrar kemiriyor. Yapacak çok fazla açıkçası bir şeyim yok. Haklısın, doğrudur. Genç Aslaner demiş ki çiftleşme dönemi hangi ayda oluyor? Ben konuşunca bunların da konuşması başlıyor. Genç Aslaner çiftleşme dönemi hangi ayda oluyor diye sormuş. Şimdi çiftleşme dönemi diye bir şey yoktur. Muhabbet kuşu sıcak olduğu, gün ışığının uzun olduğu her zaman çiftleşir. Bunu eğer kış döneminde havalar erken kararıyor, 5'te kararıyor. Siz bunu bir odaya koyarsanız ve bu odada akşamın sabaha kadar diyeyim daha doğrusu karanlıkta kalırsa zaten çiftleşme olmaz. O yüzden ben bu durumda ne yapıyordum eskiden öğretmenliği yaparken? Kuşlara geliyordum akşam 6.30 gibi işten geldiğim zaman bütün ışıkları açıyordum. Yaklaşık saat 9'a 10'a kadar evin bütün ışıkları yanık duruyordu. Yani odanın bütün ışıkları. Hayvanlar burada hareketleniyordu. Buna dikkat edin. Çiftleşmeye uygun olduğu zaman Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz o aralıklarda çok daha fazla çiftleşiyorlar. Ağustos zamanında, Temmuz'un ortasından Ağustos zamanına kadar da özellikle çok sıcak olduğu için hayvanlarda biraz yorgunluk ve bıkkınlık oluyor. Orada biraz daha az çiftleşiyor. Bunu da tekrar ifade etmiş olayım sana. Gökkuşağı demiş, bir şey demiş, onu sildik yanlışlıkla, yani şeye taşıdık. Gökkuşağına bakalım ne demiş. O gaga tekrar yerine gelir mi demiş. Gaga hangi gaga? Şu videodaki gaga. Hayır, yerine gelmez. Maalesef ki o gaga gitti. Ucundan filan kırılsa tekrar çıkıyor ama kökten gittiği zaman en ufakta anne baba kırdığı zaman maalesef ki olmuyor. Umut Yılmaz abi benim kuşumun kafesinde hem mineral hem de gaga kıraşı var ama iplemiyor, gidiyor telleri kemiriyor. Ne yapabilirim? Yardım eder misin demiş. Yapabilecek bir şey yok. Biraz kuşun da karakteriyle de alakalı bir durum. Mineral var, gaga var ama gidiyor telleri kemiriyor. Bunu alternatif olarak pirinç telli kafesten alabilirsiniz. Bu hayvana zarar vermez. Onun dışında mevcut şeyleri zaten koymuşsunuz. Yapacak fazla bir şey yok. Gameplay bayağı uzun yazmış. Hızlı okuyorum. Sevgili abim, babamın arkadaşı evde beslediği kuşları yavrulamış. Bana bir tane bir aylık yeni yeme düşmüş kuş verdi. Şu anda bir yaşını geçti. Erkek diye biliyorduk. İsmimi almış. Sonra dişi bir tane kuş aldık. Cere rengi dişiydi. Sonradan renk attı, erkek oldu. Mavi bir cere rengi var. İsmi Cici. İkisi de erkek sanıyorduk. Kuşlarım aynı kafesler. Sadece dışarıya çıktıklarında birlikte oluyorlar. Cici olan maviş kul yapıyordu aylardır. Sonra bir hafta önce Cici maviş kul yapınca maviş dişi kuş gibi kafasını havaya kaldırıp kuyruğunu yukarı kaldırdı ve böyle devam kaldırdı. İki gün önce işlerimden dolayı gitmek zorunda kaldım bir yere. İki gün yoktum, üstlerini bir örtü örttüm üşümesinler diye. İki kuş da ayrı ayrı kafeslerde. Bugün geldim akşam vakti, eve üstünü açtım, maviş kafesinde yerde yatıyor. Sonra kalktım bir de baktım ki iki tane yumurta var. Kızgınlık yumurtasıdır. Kızgınlık yumurtası diye kaldık ya. Şurada kaldı. Kızgınlık yumurtası diye düşünüyorum ama erkeklerde kızgınlık yumurtası olmuyor diye biliyorum. Yumurtanın üstünde yatıyordu. Yumurtalarda çatlama, delik yok. Maviş yani erkek sandığımız kuşun yumurtanın üzerine yatan kuşun ceri rengi komple kahverengi, koyu kahverengi. Yani bu taraftan yollarım. Ben şimdi ne yapacağım, yollarım. Hiç yuvalık takmadım. Ben onları bir tane alsam yumurtanın içine koysam giremeyeceklerine bu ilk defa yuvalık giremeyeceklerine yapacağını şaşırdım. Bana lütfen yardım eder misin? Şimdiden teşekkür ederim. Başarının devamı dilerim. Seni izleyip takip ediyorum demiş. Evet. Gameplay sevgili arkadaşım, evet, yanlış bir cere tahminiyle dişi erkek kuş karışmış. Kahverengi olması demek dişinin mevcudundan çok kızışmış ve üremeye hazır olması anlamına geliyor.
ve eğer çiftleştirirlerse zaten bu boş ve kızgınlık yumurtası olmaz. 2 günde bir yumurta gelir. Kaç günlüktür yumurtalar? 2 günde bir geliyor mu, hala geliyor mu bilemiyorum. 13 saat evvel yazmışsın bunu. Şimdi eğer sen bir yuvalık alır ve içine yumurtaları koyarsan dişi kuşun yatmama durumu çok yüksektir. O yüzden bu yumurtlama durumu için sana yumurtalı takmanı tavsiye etmiyorum. Mevcut durumu lütfen devam ettir. Bu durumdan devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla kuşu rahatsız etme. Kafes temizliği yapmıyorsun. Bu süre zarfında mümkün oldukça rahatsız etmemek lazım kuşları. Zaten anne üzerine yatacak ve şunu yapman lazım sadece. 7 gün sonunda bir fenerle, böyle bir telefon şeyiyle olabilir. Ya da bir yumurta bakma fenerleri var. Onlarla olabilir. 7 günün sonunda kontrol etmen lazım. İçinde yumurta var mı yok mu? Eğer yumurta içinde yumurta var mı derken, embriyo var mı? Damar var mı? Buna bakman lazım. Eğer bu varsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Bırak devam etsin. Eğer yoksa da tekrar bu yumurtaları altından almalısın ki kuş boşu boşuna yatıp oraya ısıtmak nedeniyle efor harcamasın. Bunu özellikle söylemek istiyorum sana. Son bir tane daha şöyle bakalım. Teo çok rahat. İzmir'de elinde triflukan şurup alan varsa ücretiyle alabilirim demiş. Ben bulamadım. Evet, triflukan şurup bazen üretimi gecikmeli oluyor. Bazen hiç olmuyor. Bazı yerlerde bana çok geldi. Abi sordum, kaldırılmış dedikleri. O yüzden hayırlı olsun. İnşallah bulabilirsin. Berivan Mor Bor. Merhaba efendim. Benim kuş yavruları yumurtanın çıkar çıkmaz ölüyor. Yardımcı olur musunuz? Nedenini öğrenmek istiyorum. İkinci yavru yumurtanın çıktı. İkisini de öldürdü demiş. İki yavru yumurtanın ikisi de... Anne babadan herhalde bahsediyorsunuz öldürmekle alakalı. Şimdi anne baba neden öldürür? Birincisi anne babanın strese girmesi, üst üste yumurtlaması, kıskançlıklar nedeniyle bunlar olur maalesef ki. Bunu kim yapıyor? Erkek mi, dişi mi yapıyor? Bunu tespit edip yuvadan uzaklaştırmanız gerekiyor. Onu ayrı bir kafese koymanız gerekiyor. Bunu özellikle hatırlatmak isterim sizlere. Biraz videoyu uzun tuttum. Kusura bakmayın ama sizlere cevap vermek istiyorum bu bağlamda. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki soru cevap kısımlarında yine sizlerle beraber olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.